Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Futbolda Neden Yokuz isimli kitabı tanıtacağız. Usta gazeteci Kubilay Çelik'in eseri Türk futbolu ile ilgili yapılmış söyleşilerden oluşuyor. Çelik, Türk futbolunun taşıdığı büyük potansiyele rağmen niçin başarıda süreklilik sağlayamadığını futbolun farklı paydaşlarına sormuş. Kimler yok ki kitapta? Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Cüneyt Tanman, Yılmaz Vural, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Erman Toroğlu, Güntekin Onay, Melih Gümüşbıçak ve daha birçok değerli isim. Kubilay Çelik, Türk futbolunun unutulmaz yıldızlarından, adını tarihe yazdırmış başarılı teknik direktörlere, spor medyasının güzide isimlerinden tribün liderlerine, spor hukukçusundan psikoloğa tam 20 isimle birlikte ülke futbolunun sorunlarını masaya yatırmış. Yarım asra yakın gazetecilik geçmişi olan yazar, ülkemizde futbolun bir tutku olduğunun altını şu cümlelerle çiziyor. Türkiye'de futbol her evde sıkça konuşulur. Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun herkes bu konuda adeta uzmandır. Ne zaman bir tanıdığınıza veya akrabanıza misafirliğe gitseniz, iş dönüp dolaşır futbola gelir. Sohbetlerde antrenörler gönderilir, oyuncu alınıp satılır, taktikler verilir, o hafta oynanan maçlar ve kadrodaki oyuncular yorumlanır. Yani sözün kısası 10 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki dedeye hatta nineye kadar herkes adeta UEFA lisanslı antrenör gibidir. İşte Kubilay Çelik'i bu söyleşileri yapmaya iten sebep de bu büyük tutkuya, çok iyi tesislere ve harcanılan yüksek bedellere rağmen başarının rutin haline gelmeyişi olmuş. Yazar bu noktanın altını şu satırlarla çizmiş. Günümüzde neredeyse her kulüpte para, tesis, stadyum ve konfor var. Dünya ve Avrupa futbolunu dakika dakika takip etme ve gelişmelerden anında haber alma olanaklarımız mevcut olsa da bir şeyler eksik. Binlerce kişiyi her hafta stadyumlara çeken, milyonları ekran başına kilitleyen bu sihirli oyun çoğumuzu neden mutlu etmiyor? Kubilay Çelik, söyleşiler öncesinde Türkiye'de futbol tarihini satır başlarıyla okuyucuya sunmuş. Yazar aynı zamanda okuyuculara karşılaştırma imkanı verebilmek adına Avrupa ve dünya futbolundan istatistiklere de bu bölümde yer vermiş. Kubilay Çelik, Türk futboluna dair eksikleri 18 başlık altında toplamış ve konuklarına hep aynı 18 soruyu yönelterek temel problemlere, futbolun farklı paydaşlarının nasıl yaklaştığını ve çözüm önerilerinin farklılıklarını göstermeyi amaçlamış. Okur böylelikle bir sorunu ve olası çareyi hem bir tribün liderinin gözüyle hem de milli forma giymiş bir ismin bakış açısıyla görme şansı yakalamış. Çelik, kitabın bu özelliğinin altını şu cümlelerle çizmiş. Bu kitap tek yanlı olsun istemedim. Futbolda çoğu zaman hedef tahtasına oturtulan ve suçlanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tribün liderlerine de söz hakkı verdim. Her hafta bir el hareketiyle on binlerce seyirciye hükmeden bu futbol sevdalıları da futbolumuzun gelişmesi konusunda kendi görüşlerini dile getirdi. Özetle kitap, Türk futbolunun temel problemleri ve bunların çözüm önerileriyle ilgilenenlere hitap ederken, futbolun farklı paydaşlarının konulara yaklaşımlarını da gösteriyor. Kubilay Çelik'in eseri bu yanıyla hem akademik çalışmalar için hem de futbol severler için önemli bir kaynak durumunda. Sizlere Futbolda Neden Yokuz isimli eseri tanıttık. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.